Üçüncü mesele, Tuğba limen arafa haddehu ve lem yetecevez tavrahu. Tuğba, ne mutlu o kimseye. Hududunu, haddini bilir. Haddini bilir. Zaten burada var. Ne mutlu o zaman ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Nasıl bir zerre camdan, bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden, seyyarelere kadar güneşin cilveleri var. Her birisi kendi kabiliyetine göre güneşin aksini, misalini tutuyor ve haddini biliyor. Her birisi, demek ki bir cam parçası, bir su damlası, bir havuz, deniz, ay, bütün bunlar her birisi kendi kabiliyete göre güneşin aksini, misalini tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der. Fakat ben de deniz gibi bir aynayım diyemez. Öyle de Esma-i İlahiye'nin cilvesinin tenevvüne göre makamat-ı evliyada öyle meratip var. Her bir evliya bir esmaya, birkaç esmaya yapışıyor. O esma onun terakkisine vesile oluyor. Evet. Makamat-ı evliyada öyle meratip var. Esma-i İlahiye'nin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveler var. Demek ki Esma-i İlahiye'nin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Demek ki ne kadar insan o Esma-i İlahiye'ye yapışırsa, o Esma-i İlahiye'yi ne kadar yaşarsa, o kadar muazzam tecelliyat-ı ilahiye mazhar oluyor. O ismin tecelliyatına mazhar oluyor. Kalp de bir arştır. Fakat ben de arş gibiyim diyemez. İşte ubudiyetin esası olan az ve fakr ve kusur ve naksını bilmek. Ubudiyetin esasları neymiş? Ubudiyetin esasları az ve fakr ve kusur ve noksanını bilmek ve niyaz ile yalvarmakla dergah-ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel naz ve fahır suretinde gidenler. Bak, demek ki dergah-ı ilahiye karşı esas secde etmek lazım. Buna bedel, bunu yapmıyor da ne yapıyor bazıları? Naz ve fahır suretinde gidenler. Zerrecik kalbini arşa müsavi tutar. Katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatı ile iltibas eder. Yani ona karıştırır. Katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatına iltibas eder. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o kamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, yani yapmacık hareketlere, tekellüfata, manasız hotvuruşluğa ve birçok müşkülata düşer. Elhasıl hadiste vardır ki heleken nas, insanlar helak, illel alimun ve helekel alimun, alimler de helak oldu, illel amilun, ilmiyle amel eden alimler kurtuldu. Ve helekel amilun, ilmiyle amel eden alimler de helak oldu, illel muhlisun, ihlas ile ilmiyle amel edenler kurtuldu. Ve muhlisun ala katarın azim. Muhlisler de, haiz olanlar da çok tehlikeli bir köprü üzerindedir. Aman ihlası bozmayayım. Aman, yani yaptığım hizmet, yaptığım iş,
efendim şu görsün, bu görsün, şu gelesin, böyle desin, dünya yahut da şu için, hatta ahiret için de değil, sadece Allah rızası için. Allah rızası için. Onu muhlisun ala katarın azim. Yani medar-ı necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müracaattır. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müracaattır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi, yani ihlas nasıl kazanılır? Doğrudan doğruya sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli. Allah emrettiği için yapıyorum. Başka bir şey için değil. Emri ilahi, neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife ilahiye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder. İşte bir zat bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş. وَمَا أَنَا بِالْبَاغِي عَلَى الْحُبِّ رُشْبَةً Ben bu sevgi için bir rüşvet, muhabbet için bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. وَمَا أَنَا بِالْبَاغِي عَلَى الْحُبِّ رُشْبَةً ضَائِفٌ هُوَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ سَوَابٌ Yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbeti fıtrat-ı insaniyede ve umum maddelerde derece bulmuştur. Halis muhabbet fıtrat-ı insaniyede ve umum maddelerde dirilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil ruhunu, belki saadet uhriyesini de onlar için feda etmeleridir. Bak, saadet-i uhrebiyesine dahi. Onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için Hüseyin müşahadesiyle kafasını ite kaptırır.